Kardeşlerimiz Türk-İslam Birliği'nin oluşması konusundaki gayretleri nefes alıp vermek gibi olacak. Yani bir an nefeslerini tutsunlar, duramıyorlar değil mi? Hemen nefes almak ihtiyaç duyuyorlar. Türk-İslam Birliği de yani sürekli konuşulması, ısrar edilmesi gereken bir konudur. Yani talepte ısrar çok önemlidir. Mesela duada sürekli dua ediyoruz biz değil mi? Her gün. Bir gün duayı kesmiyoruz. Türk-İslam Birliği konusunda da duanın kesilmemesi lazım. Çok ısrarlı olarak Türk-İslam Birliği oluşuncaya kadar uğraşması lazım kardeşlerimiz. Her yerde mesela taksiye bindi. Gidiyor. Orada şoförle muhabbete girebilir. Ya Türk-İslam Birliği olsa, bütün Müslümanlar birleşse, Türklük alemi birleşse ne kadar rahat olurduk, ne kadar güzel olurdu tarzında konuşabilir. Yani iki kelime, o hemen onun kafasında kalır. Veyahut lokantada yemek yiyor, orada garsonla da konuşabilir. Veyahut manavdan yemek, yiyecek alıyor mesela, meyve alıyor. İnşallah Türk-İslam Birliği oluştuğunda der, değil mi? Mesela konuyu açıklar. Ticaret, mal bollaşacak, ortalık güzelleşecek, bereket, bolluk gelecek. İnşallah o zaman daha da güzel meyveler oluşur. Daha da hoş bir ortam olur. Yani konuyu dolalı oradan alıp konuyu oraya getirebilir. Mesela kıyafet almaya gitti. Diyor ki adam satışlar kesat. Türk-İslam Birliği olduğunda bütün İslam ülkelerine, Türk alemine satışlar çok daha güçlü olarak olacaktır. Ticaret daha canlı olacak. O zaman daha çok bereket olur, iyilik olur değil mi? Onun kafasına o bilgiyi yerleştirmesi lazım kardeşlerimizin. Yani bu ısrarlı taleple olan bir güzelliktir. Yani biz söylemiştik daha önce, bir kere söylemiştik, buna ne gerek var denmez. Yani Türkiye'nin süper devlet olması, Türkiye'nin dünyanın lideri olması mesela çok hayati bir konudur. Çünkü en vicdanlı insanlar, en güzel ahlaklı insanlar Türkiye'dedir. Mesela bakın, ben ırkçılık yapmıyorum ama mesela Almanlara verilse bu görev olmaz, yapamazlar. Yani fıtratları müsait değil. Tabii. Mesela Macarlara verseler yapamazlar. Bakın Amerika yapamıyor, görüyorsunuz. Bombalıyor, asıyor, kesiyor, beceremiyor. Ama Türkiye'ye gidiyor, mesela Afganistan'a gidiyor. Herkes bağrına basıyor. Hatta Amerikalı askerler bile Türk bayrağı asıyorlar arabalarına ki güvenlik içinde olsun arabalar. Tabii. Kardeşim yani aslı açık açık ortada değil mi? Mesela Somali'ye gidiyoruz, Türkler. Bosna'ya gidiyoruz, yine Türkler bağıra basılıyor, çok seviliyor. Mesela Fransız askerler oluyor, rahatsız oluyorlar. Yani o insancıl ortamı, o sıcak ortamı kuramıyorlar. Bosna'da Türk askerler mesela camiye gidiyor, ağlıyor adamlar sevinçten. Müthiş hoşlarına gidiyor. Lokantaya gidiyor, para almıyorlar. Değil mi? Amerika'ya bak, dünya yönet diyorsun, diyorlar. Buyurun. Afganistan'ı mahvetti, Irak'ı mahvetti. Yani yüz binlerce insana mal oldu ve kendi vatandaşlarını da mahvetti. Amerikalı çocuklar, gençler. Değil mi? Binlerce Amerikalı genç çocuk, onları da orada telef ettirdiler. Yani yüz binlerce Müslümanın kanına mal oldu. Afganistan şu an sürünüyor yine, yazık onlar, gariplerim. Iraklılar da perişan vaziyetteler. Her gün camiler bombalanıyor. Böyle dünyayı yönetmek olur mu? Tabii. Değil mi? Böyle dünya liderliği olur mu? Olmaz. Türk-İslam Birliği olacak da, Türkiye lider olacak da böyle facialar yaşanacak. Mümkün değil. Ya mümkün mü böyle bir şey? Tahayyül dahi edilemez. Ya bunu bütün dünya bilir. Amerika'da onun için yalvarıyor. Aman diyorlar, şeye gelin, işte Irak'a gelin, asker sayısını artırın ama biz de olalım. Olmaz öyle şey. Siz tamamen çekilip gideceksiniz, değil mi? Bize teslim edeceksiniz. O zaman tamam. Ya Amerika'nın Irak'tan tamamen çekildiğini düşün. Türk askeri orada kontrolü aldı. Ya bir bölük asker yeter, bir bölük. Başka bir şey de gerek yok. Konu biter. Yani asayiş ber kemal olur, hemen hallolur. Afganistan'dan tek bir tabur yeter ya, bütün Afganistan'a. Bir Türk taburu gitsin, bitti. Amerika tamamen çekilsin, ihya ederler yani. Evet, onun için
Türkiye'nin liderliği konusunda kardeşlerimizin çok ısrarlı olması lazım. Mesela Kırgızistan'da ayaklanma oluyor. Ya orada bir tane Türk taburu olsa bakın, bir tane tek. Kırgızlar zaten bağırlarına basar. Yani mümkün, o ayaklanmanın olması, öyle bir olay imkansız olmaz. Yani Türkistan bile olacak da öyle bir olay olacak. Başı bozukluk var. Her yerde giriyorlar parlamentoya, sille tokat adamlar dövüp dışarı çıkarıyorlar falan. Yani rezalet paçadan akıyor. Türkistan Birliği olduğunda dünyanın en büyük ordusu olacak diyor Bediüzzaman. Yani zaten belli öyle olacak ayrıca. Çünkü bütün İslam ülkelerinin orduları tek merkezde birleşmiş olacak. Türkiye'nin de tecrübesi malum. Mesela bütün İslam aleminin, Türklük aleminin ordularını, Türk subaylarını yetiştirdiğini düşünsen. Yani mükemmel bir disiplin ve mükemmel bir ordu demektir bu. Çok adil, makul, şefkatli, modern değil mi? Aklı başında. Çok güzel bir yapı olacaktır. İşte bunun ısrarlı gündemde tutulmasıyla olacaktır bu. Bir de böyle çağdaş, modern, sevgi dolu, değil mi? Aydın, böyle ilerici, samimi Müslüman, Kur'an'a tam tabi, sahabe ahlakını almış insanlardan oluşacaktır. Aynı Asr-ı Saadet gibi. İnşallah. Bu imkanı Allah bize sonuna kadar vermiş. Sadece dilimizi oynatacağız. Diyeceğiz ki ya Rabbi bize Türkistan Birliği'ni nasip et. Her yerde konuşacaklar. Ve talep edecekler. Ya bunu yapsınlar olacak diyor. Başka bir şey demiyorum. Yani. İnşallah. İnşallah.